kitaba ismini veren Radyo Sarayeva. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Saraybosna'nın kurtuluşundan tam 4 gün sonra 10 Nisan 1945'te Spiker George Luke için ilk sözleri. Burası Saraybosna Radyosu, faşizme ölüm, halka özgürlük. Yıllar geçti. Yugoslavya çok uluslu ve etnik yapının bir arada bulunduğu bir ülke konumundaydı. Her ne kadar tek bir ülke gözüktüyseler içlerinde kurucu federal yapılar hala vardı. 7 Nisan 1963'te ülke resmi adını Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti olarak değiştirdi ve Tito ömür boyu olarak başkan seçildi. 4 Nisan 1980 yılında Tito öldüğünde Yugoslavya'dan sesler yükselmeye başlamıştı. Ama 1984 yılında kış olimpiyatları başladığında ülke istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmekteydi. 90'lı yıllara yaklaştıkça Yugoslavya içerisinde komünizm terk edilmeye başlamış ve 91 yılında Hırvatistan ve Slovenya bağımsızlıklarını ilan etmişti. Artık Bosna Hersek için karar vaktiydi ve referandum yapılarak 1992 yılında bağımsızlığını ilan etti. Sırbistan bu bağımsızlığı tanımadı. Sebebi ise Büyük Sırbistan hayaliydi ve Bosna Savaşı'nı başlattı. Srebrenica katliamı bu zaman zarfında meydana geldi. 92 yılında başlayan savaş, 95 yılında imzalanan Dayton Barış Anlaşması ile sona erdi. Savaştan sonra ortada kalan insanların sağlık ve bakım ihtiyaçlarının karşılanması için Doboj bölgesinde 1999 yılında rehabilitasyon merkezi açıldı. Fotoğrafçı Engin Güneysu 2012'de bağımsız bir gazeteci olarak Bosna Hersek'e gidiyor. Özellikle savaştan sonra açılan rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ediyor. O merkezlerden etkileniyor. Oradaki çalışanlarla iletişime geçiyor. Ve 3 ay sonra tekrar geri dönüyor. Ve 10 gün boyunca fotoğraf ve video çekiyor. Çektiği fotoğraflar birçok yerde yayınlandı. Ve bu çalışmasını fotoğraf projesi olarak kitaplaştırmayı düşünüyordu ki 11 Temmuz Srebrenica soykırımının anma gününde defin törenini izledikten sonra fotoğraf projesini genelleştirmeye karar veriyor. Saraybosna kuşatması 20. yüzyılın sembolik bir olayıydı. Küresel sonuçlar oldu ve dünya tarihindeki yerini aldı. Dünyaca tanınan Amerikalı deneme ve roman yazarı, kuramcı, eleştirmen ve insan hakları savunucusu. Susan Sontag efsaneleşen şu cümleyi kurar. 20. yüzyıl Saraybosna'da, Saraybosna cinayetiyle başladı ve orada Saraybosna kuşatmasıyla sona erdi. Saraybosna kuşatması devam ederken bir Bodrum katta güzellik yarışması organize ediliyor. İnana Nogić kuşatma sırasında dünyaca ünlü oluyor. Ve İnana Nogić ve diğer yarışmacılar ellerinde bir pankartla sahneye çıkıyorlar. Pankartta bizi öldürmelerine izin verme. Görüntüler amatör bir film yapımcısı tarafından belgelendi. Ve daha sonra Miss Sarajevo adlı bir belgeselde yayınlandı. Belgesel uluslararası olarak yayınlandı ve kuşatmayı sonlandırmak için uluslararası baskıyı artıran bir izleyici tepkisine neden oldu. Daha sonra belgeselin görüntüleri İrlandalı grup U2 tarafından Brian Eno ve İtalyan opera sanatçısı Luciano Pavarotti ile birlikte Miss Sarajevo adlı single'ını çıkartıyorlar. Kitaptan bağımsız olarak Bosna Hersek Savaşı'nı araştırırken bir film festivali organize ediliyor. Yapma sebepleri ise bir yapımcının kültür ve sanatın kurtarıcı gücüne inanmasıdır. Sırp topçuları belediye binasına ve ona bağlı milli kütüphanenin bombalanması ve yıkılmasına karşı orada bulunan eserlerin, kitapların ve el yazmalarının yanmasına şahit oluyor ve etkileniyor. Ve ağzından çıkan cümle şu oluyor. Hayatımın en üzücü anlarından biriydi diyor. Birisi böyle bir mirası, böylesine kültürel değeri olan her şeyi, bir şeyi, bir ulusun, bir medeniyetin sahip olduğu her şeyi nasıl yok edebilir? Bunun üzerine bir başkaldırı eylemi başlatıyor. Çünkü inandığı şey kültür ve sanatın gücüydü. Ve savaş zamanında bir film festivali yapmaya karar veriyor. Ama bu sıradan bir film festivali değildi. Savaş sineması olarak adlandırılıyordu. Su yok, elektrik yok ve çok az yiyecekleri vardı. Jeneratörler yardımıyla bu etkinlik organize ediliyor. Ve tabi insanların yardımıyla, dayanışmayla. Yaklaşık 15 bin insana 37 tane film gösteriliyor. Ve yine Bodrum katlarda. Kitap içerisinde birçok hikayeyi barındıran fotoğraflar, kim bilir hangi gerçekleri kapı aralayacaktır.
Fotoğrafın gücü belgesel çalışma olarak bu yönüyle öne çıkıyor. Kitap 5 bölümden oluşmaktadır. 1984 Saraybosna Kış Olimpiyatları, Bosna Savaşı, Srebrenica Katliamı, Duje Rehabilitasyon Merkezi ve Günümüz Bosnası. Kitabın ölçüleri yaklaşık olarak 19 santime 25 santimdir. Kitabın dili İngilizce ve Türkçedir. Enes Güler, Coşkun Aral ve Mehmet Şenol Şişli tarafından projeye dair yazıları vardır. Ayrıca kitabın içeriğinde Engin Güneysu tarafından fotoğraf projesine dair bir yazı da mevcuttur. Kitabın tasarımı özgün ve başarılıdır. Baskı kalitesi çok iyi ve fotoğrafların tamamı renklidir. Kitabın içeriğinde ülkenin bulunduğu koşullarını, dönem içerisinde gerçekleşen savaştan kalma izlerin ve savaş sonrası insanların yaşamlarına dair fotoğraflar yer almaktadır. Fotoğraf altı yazılarla bizleri hem bilgilendiriyor hem de geçmişe götürüyor. Belgesel çalışma türündeki bu kitap bizleri geçmişin izlerini ve bugünü yaşatmaktadır. Fotoğrafçı Engin Güneysu tarafından 10 yıl boyunca projelendirilen bu çalışma geçmiş, bugün ve gelecek arasında bir köprü vazifesi görmektedir.